Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Kumpas'a suç duyurusu. Suç delilleri üretildi, deliller manipüle edildi denildi. Bu arada bu soruşturmaya konu olan cemaat orduya kumpas kurdu açıklaması. Ergenekon ve Balyoz davaları içinde yeni bir süreci başlattı demiştik. Türk Silahlı Kuvvetleri suç delilleri üretildi, deliller manipüle edildi gerekçesiyle konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın cemaat orduya kumpas kurdu açıklaması yeni bir süreç başlattı. Ergenekon ve Balyoz davası hükümlüleri İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden yargılama veya tahliye talebinde bulunuyor. Sayın Başbakan, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama taleplerini topluca değerlendireceği ve yasa kapsamında bu taleplerle ilgili yeni bir heyet oluşturabileceği belirtiliyor. Bu konuda nasıl bir gelişme olacağı merak edilirken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kritik bir adım geldi. Genelkurmay orduya kumpas kurulduğu yönündeki iddiaların araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri suç duyurusunu 27 Aralık 2013 tarihinde yaptığını açıkladı. Suç duyurusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muvazzaf ve emekli personelinin yargılandığı davalarda TSK'yı hedef alacak şekilde suç delilleri üretildi. Davalarda görev yapan adli kolluk, savcı ve hakimlerin yargılamada savunmanın görüşlerini dikkate almadığı, suç delillerini manipüle ettiği gibi suçlamalar yer aldı. Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama da CHP'den geldi. CHP Cezaevi Komisyonu üyeleri Balyoz davasında cezaevinde bulunan 33 hükümlü yakınıyla birlikte mecliste bir basın toplantısı düzenledi. CHP'liler kumpas karşısında sessiz kalmakla suçladıkları Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i istifaya davet etti. Orduya yönelik kumpası göremeyen, durduramayan bir Genelkurmay Başkanı orduyu artık yönetemez. Ordusuna kumpas kurulan bir Genelkurmay Başkanı bu kumpası engelleyemiyorsa o ordunun başında durmamalıdır. Biz de diyoruz ki darbeler araştırma komisyonunun Balyoz iddiaları içinde kurulmalıdır. Başbakanın başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın söylediği gibi ortada bir kumpas var mıdır, yok mudur mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Askerler derhal serbest bırakılmalıdır. Genelkurmay Başkanı'na burada sesleniyoruz. İhraç ve emeklileri derhal durdurulmalıdır bu içeride yatan tutukluların. Kumpas mağdurlarının özlük hakları korunmalıdır. Özür dilenmesi gerekmektedir, hakları iade edilmelidir.